Değerli arkadaşlarım, bu bölümde size 4 tane olay anlatacağım. Balkan Paktı, Sadabat Paktı, Akdeniz Konferansı, Akdeniz Paktı ve Nyon Konferansı, bunları anlatacağım. Ama buraya geçmeden önce şöyle bir mantık kurayım. Bakın, Türkiye'nin batı sınırı burası, Türkiye'nin doğu sınırı da burası. Şimdi şurada bir Almanya burası. Alman saldırganlığı başlıyor, İtalyan saldırganlığı başlıyor. Türkiye, Almanya ve İtalya saldırganlığına karşı batı ve doğu sınırlarının güvenini sağlamak amacıyla Balkan Paktı'nı, Balkan Antantı'nı diyeyim arkadaşlar, Balkan Antantı'nı ve Sadabat Paktı'nı imzalıyor. Balkan Antantı'nda Romanya, arkadaşlar Yugoslavya, bu bugünkü haritayı vermiş arkadaşlar, Y yazayım, Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye yer alıyor. Bu Antant Atina'da imzalanıyor. Arkadaşlar, Sadabat Paktı, Türkiye, İran, Irak, Afganistan, şöyle gelip Afganistan arasında imzalanıyor. Arkadaşlar, bu pakt Tahran'da, İran Şahı'nın köşkü, Sadabat Köşkü'nde imzalanıyor. O zaman Balkan Antantı ile Türkiye batı sınırını, Sadabat Paktı ile Türkiye doğu sınırını güvenlik altına almış oluyor. Burada Bulgaristan yok. Kalemin rengini değiştiriyorum. Burada Bulgaristan yok. Çünkü Bulgaristan'ın Romanya ile ve Yunanistan'la sınır problemleri var. Unutmayın. Romanya Dobruca'yı kaptırdı. Yunanistan'a Dedaç kaptırdı. Arkadaşlar, o Kavala bölgesini kaptırdı. Burada Suriye yok. Çünkü Suriye'nin Türkiye ile ve Irak'la sınır problemleri var ki Türkiye ile olan sınırı Hatay'dır. Anlaştık mı arkadaşlar? Sorunu Hatay'dır. Şimdi geçiyorum. Balkan Antantı'nın imzalanmasına neden olan gelişme nedir? Demin söylediğim gibi, bakın, 1932 yılından itibaren dünyada güç dengeleri değişmeye başlıyor. Almanya ve İtalya'da ciddi saldırganlıklar başlıyor arkadaşlar. İtalya'da Mussolini, Almanya'da Hitler var. Hitler 33'te geçecek ama başa, Mussolini 22'de. Burada totaliter rejimler, baskıcı rejimler, faşist rejimler kuruluyor. İtalya'da Nazizm, İtalya'da faşizm, Almanya'da Nazizm rejimleri kuruluyor ve bunlar revizyonist politikalar, yani yayılmacı politikalar takip ediyor. O zaman bu iki devletin revizyonist saldırgan politikaları dünyayı rahatsız ediyor. Batı Avrupa beni tehdit ediyor, Balkan devletleri tehdit ediyor. O zaman Balkan Antantı'nın imzalanmasına neden olan temel olay Alman ve İtalyan saldırganlığı. Burada üçüncü bir devlet sorarlarsa arkadaşlar, Bulgaristan'ı kullanabilirsiniz. Üçüncü bir devlet sorarlarsa. Balkan Antantı hangi devletler arasında imzalanmıştır? Arkadaşlar, Balkan Antantı Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında imzalanıyor. Atina'da imzalanıyor. 9 Şubat 1934'te. Fakat böyle bir Antant'ın imzalanmasına zemin hazırlayan en önemli olayların başında, şu olayı geçtikten sonra Türk-Yunan dostluğu, yani Venizelos'un Türkiye'yi ziyarete gelmesi, o yakınlığın başlaması elbette etkili oluyor. Kim yoktu? Bulgaristan yoktu. Niye? Çünkü Romanya, saldırgan Bulgaristan'da, o da revizyonist. Romanya ve Yunanistan'da sınır yaşıyor, Yunanistan'da sorun yaşıyor. Balkan devletlerinden hangileri Balkan Antantı'na katılmamıştır? Ha, iki devlet karşımıza çıkacak şimdi. Bulgaristan ve Arnavutluk katılmamıştır arkadaşlar. Bulgaristan niye katılmıyor? Revizyonist çünkü, saldırgan. Kaybettiğini geri almak istiyor. Ne zaman kaybetti hocam diye sorarsanız, Birinci Dünya Savaşı'nda da kaybetti, Balkan Savaşları'nda da kaybetti. Hatırlayın bunu arkadaşlar. Diğeri ise Arnavutluk. Arnavutluk İtalyan baskısı altında. Arnavutluk Balkan Antantı'na girmeye cesaret edemez. Peki revizyonist politika ne? Uluslararası alanda mevcut statükoyu, durumu, var olan güç dağılımını değiştirmeye yönelik tutumların genel adı. Yani mevcut durumu değiştirecek, sınırları değiştirecek, toprak işgal edecek. Toprak işgal eden saldırgan yayılmacı devletlere revizyonist devletler denilir. Sadabat Paktı'nın imzalanmasına neden olan gelişme nedir? Burada İtalya'yı kullanıyoruz. İtalya'nın 1935'te Habeşistan'ı işgal etmesi yayılmacı politikasıdır arkadaşlar. O da doğulu devletleri tedirgin etmiştir. Bizim doğu sınırlarımızı tehlikeye düşürmüştür. Şimdi bu pakt İran, Irak, Afganistan ve Türkiye arasında imzalanmıştır. İran Şahı'nın köşkü, Sadabat Köşkü'nü imzalamıştır. O yüzden Sadabat Paktı adını almıştır. Tahran'da imzalanmıştır. Burada eğer ikinci bir devlet sorarlarsa, onun adı Almanya olur, unutmayın. A, B, C'li verirlerse, A, İtalya, B, Almanya derlerse Sadabat için, İtalya doğru olur. Ama bir İtalya,
arkadaşlar 2 Almanya derlerse o zaman 1-2 hem İtalya hem Almanya doğru olur. Ne demek istediğimi anladınız mı? Yani asıl sebep İtalyan saldırganlığı ama öncüllü verirlerse buraya Almanya'yı da alırız. Ama A İtalya, B Almanya olursa İtalya ağır basar burada. Bir tanesini alacağız çünkü. Sadavat Paktı'nın imzalanmasında hangi ülke devlet başkanının Türkiye'yi ziyareti etkili olmuştur? Hatırlayın Özsoy Operası'ndan arkadaşlar. 1934'te İran Şahı Türkiye'yi ziyaret etti. Adnan Saygun'un yapmış olduğu Özsoy Operası Ankara Halk Evi'nde gösterime sunulmuştu. İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye'yi ziyareti buna zemin hazırlamıştır. Sadavat Paktı'na hangi ülke katılmamıştır? Arkadaşlar Suriye katılmadı. Çünkü Suriye'nin Türkiye ve Irak'ta sınır problemleri vardı. Atatürk döneminde hangi gelişmeyle Doğu sınırları güvenlik altına alınmıştır? Bak aynı soru. Sadavat Paktı ile Doğu sınırları güvenlik altına alınmış. Balkan Antantı ile Batı sınırları güvenlik altına alınmıştır. Bu bağlantıları unutmuyorsunuz. Dönemin hep Dışişleri Bakanı kim? Tevfik Rüştü Aras. Akdeniz Paktı'nın temel özellikleri nedir? Arkadaşlar İtalya 1935'te Habeşistan'a saldırıyor. Yani İtalya revizyonist bir politik izliyor. Arkadaşlar Milletler Cemiyeti İtalya'ya yaptırım kararı alıyor. İngiltere'nin baskısıyla, İngiltere'nin etkisiyle. Arkadaşlar bu durum karşısında İtalya yaptırımlara katılan tüm devletleri tehdit etmeye başlıyor. İtalya kafa tutuyor. Mussolini, Akdeniz benim diyor. Mussolini Roma İmparatorluğu'na özeniyor. Roma İmparatorluğu'nun topraklarının birisi de Kuzey Afrika. Avrupa'nın hemen hemen tamamı artı Anadolu. Biz de tehdit ediliyor yani. Tehdit etmeye başlıyor. İngiltere Fransa ile anlaşarak İtalyan saldırısına karşı İspanya, Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye'ye garanti veriyor. Diyor ki gelin birlikte bir konferans yapalım. Arkadaşlar İspanya bunu reddediyor. Korkuyor İspanya. Bir de İspanya'da arkadaşlar bu dönemlerde iç savaşlar çıktı çıkacak. İspanya'nın durumu kötü bu dönemlerde. Arkadaşlar Türkiye ile diğer devletler bunu kabul ediyor. O zaman buraya kimler katıldı? İngiltere, Fransa, Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye katılıyor. 5 devlet bir araya geliyor arkadaşlar ve bu 5 devlet İtalya'ya karşı Akdeniz Paktı'nı imzalıyorlar. O zaman bu da Türkiye'nin güvenliğini sağlayan önemli adımlardan birisi. Ne zaman? 1936'da bu gerçekleşiyor. Arkadaşlar peki Nyon Konferansı ne? Başlık şudur: Akdeniz'de meçhul bir denizaltı. Arkadaşlar meçhul bir denizaltı, kimin olduğu belli olmayan denizaltı Akdeniz'de gemileri batırmaya başlıyor. Bu gemileri batırması üzerine Nyon Konferansı toplanıyor. O zaman meçhul denizaltı sorunu Nyon Konferansı'nın toplanmasına neden oluyor arkadaşlar. Bu konferansa İngiltere, Bulgaristan, Mısır, Fransa, Yunanistan, Romanya, Türkiye, Rusya ve Yugoslavya katılıyor. Ama suçlu yok. Kimin suçlu olduğu belli değil. Bazıları İspanya'yı suçluyor, bazıları İtalya'yı suçluyor ama net bir şey yok arkadaşlar. Bu konferansta yine aynı kişi, Tevfik Rüştü Aras var. Arkadaşlar bu konferansta İsmet İnönü ile Mustafa Kemal'in fikirleri farklı olduğu için, Mustafa Kemal farklı, İsmet İnönü farklı düşündüğü için, yani İsmet İnönü İtalya'ya yakınlaşmaktan yana, Mustafa Kemal Atatürk bundan yana değil, fikir çatışması yaşanıyor ve Mustafa Kemal ile İsmet İnönü'nün arası açılıyor ki bundan sonra arkadaşlar Celal Bayar başbakanlığa getirilecektir. İsmet İnönü başbakanlık görevinden yavaş yavaş istifaya doğru gidecektir. Atatürk'ün son başbakanı da Celal Bayar olacaktır.